Selamlar arkadaşlar. Şimdi İstanbul'dan Bursa'ya dönüş, pardon, İstanbul'dan Bodrum'a dönüş yolundayım. Tersini yaparken çekimler yaptım zaten. Onları size ayrıca paylaşacağım. Şimdi dönüş yolunda tekrar bir son hız deneyeceğim. Çünkü gelirken 242'yi geçemedik. Gerçi bu arabada son hızı sürekli yapmanın çok iyi olduğunu zannetmiyorum. Çünkü gerçekten araba hani normalde 204 beygir, şurada 220 falan yazıyor o sırada. Normalden çok fazla zorlanıyor. Sonuçta yüksek hız için üretilmiş bir araba değil. Limitör olmadığı için gidiyor araba. Ama 1.6 motoru daha fazla yormamak lazım bence. Çok fazla limitlerde son hızda kullanmamak lazım. Bakalım, önümüz açılırsa bir denemeler yapacağım. Gelirken bir 2.30-2.35 gittim ama kamera açık değildi. Ekonomik moddayken. Ekonomik mod da akıcı bence yüksek hızlarda. Yani şehir içindeki gibi gaz tepkisi kötü değil. Basıyorsun, yavaş yavaş yapıyor yani. Sağlıklı da ilerlediğini düşünüyorum. Yine ben custom 2 modum var, onu açacağım. Hani motor sesi olmayan, egzoz sesi de olmayan ama motorun en güçlü modda olduğu, direksiyonun da ikinci kademede olduğu bir mod. Yani şu mod. Motor gücü full, direksiyon ikinci kademe, sporda devir uyumu Sport Plus'ta, egzoz kapalı, ESC normal modda. Zaten yüksek süratte ESC'nin çok bir dezavantajı yok. Biraz hastayım, kusura bakmayın. Sesim normalde olduğu kadar canlı gelmeyebilir. Bir uzun yol videosu çekmiş olalım istiyordunuz. Şimdi burada kayıt 23 dakikalık bir kayıt var. Yer var yani. Onu molada çözeceğim. İçindekileri sileceğim, telefona aktaracağım. Böylece çekebileceğiz. Şimdi ben kapatayım, o kayıt bitmesin. Müsait yerde açarım. Önde bir S3 yazıyor ama gerçek mi acaba? Bir denerdik aslında. Şimdi önümüz açılınca belli olur. Selamlar tekrardan. Burası son hız için uygun olabilir. Bursa'nın tam çıkışındayız. Bakalım, bir deneyelim. Yavaş yavaş hızlanıyorum. Ben son hızın böyle yedire yedire daha güzel yapıldığını düşünüyorum. Hani dipleri zorluya zorluya değil de, dip gaz basmıyorum şu an. %50 gazla gidiyorum. Viraj da var, rüzgar da var burada şu an. Virajlar pek uygun gözükmüyor ama bakalım. Bakın, bu virajlarda 120 yazıyor. Normalde günlük bir arabayla buralarda bu hızlarda korkutur. Ben gayet normal gidiyorum. %72 basıyormuşum şu an. Yokuş aşağı olunca basacağım. Boşuna benzin yakmayayım. Burada hem viraj var hem rüzgar var. Şöyle şeyler var. Toplama zıplama yerleri. Bayağı korkutur aslında. Beni tedirgin etmiyor şu an yani hiç. Önümüze bir şey atlamasın da. Süper zamanlama. Kesin annemdir. Ha, 2 kilometre sonra şey varmış. Zaten gişe var, sonra yine açarım. Açık olursa deneyeceğiz ama ileride yine yokuş başlıyor. Hızlı çıkalım.
bitirdi. Bravo ya. Sağ ol. Teşekkürler. Yani 30 liralık benzinimi yedin ya. Belki 50 lira yani. Olmasaydı şurada bir 2.30 olurdu en azından. Tamam, şu yokuşu bitirelim, yine deneyelim. Evet, yine deniyoruz arkadaşlar. Yine ısınır bölgesindeyiz. Buralarda hem yokuş hem viraj var. Muhtemelen rüzgar da oluyor. O yüzden 120 koymuşlar. Tam gaz basmıyorum. %45-%50 gazla. Dibine kadar basınca inanılmaz yakıyor ya. 23-24 litrelere çıkıyor. Böyle usul usul hızlanabiliriz yani. İleride bir BMW var, bir Ahmet yol verirse çok sevinirim ya. Çekil ya. Yok. Daha bilinçli olmasın lazım. Abi yol dolu. Uzayamıyoruz. 200 bu arabada gerçekten basit bir hız yani. Sağlı solu gidebilirim bu hızda. Uzun yolunda görmüş oldunuz. Stres olmadan. Bakalım bu yol müsait mi? %60 gaz basarak gidiyorum. İnşallah şarjı pili bitmeden bir denememiz olur. Biraz daha yükleneyim. Yine yokuş başlıyor. Ya 2.30 her türlü oluyor da şu an gerçekten fena rüzgar var, hissediyorum. %97. Bize 200'lere düşürdün zaten. Ya gerçekten ısraf ya. Gazla gidiyorum şu an. Biraz şöyle bayır olsun, o zaman basayım. Değsin. Yokuş yukarı zaten hem çok az hızlanıyor hem çok iyi. Ama normal diyor ya. İki benzinlik arası. Ama geçen 35 dakikada 800 liralık benzin aldım. İlk aldığımda hız denemesi yapacağım diye. Bismillah. Esasında Bursa'nın ilk girişi güzelmiş. Orada hiç kasmadan 2.30 oldu ya. Burada yokuş gibi gözüküyor da bir şey var. Tutan bir şeyler var yani. Hadi bir 2.50 yapalım ya. Tabi tork 6000'den sonra düştüğü için. Çapraz dur ya, çapraz. Çapraz dur. Türkiye'nin hali bu. Arkasında bisikletle sol şeritten gidiyor. Yine yavaş gitmiyormuş da. Bu organizasyon için herhalde bir 1000 lira falan harcayacağım. Normal hızla gitsem çok daha az yakacak. Çekil, çekil.
şehir. Audi'cim çekil. Sevgili Audi. Geçen ben yağmurda gittim böyle. Onda bile çok rahattı. Bu virajlarda millet ölüyor. Benim amcaoğlu var. Ona diyorum, otobanda zaten viraj yok diyorum. Olur mu canım, otobanda da viraj var diyor. Bunda yok gibi hissediyorsun. Hepsi aynı. Bakın yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye zorlamadım. Bence bu arabada ona gerek yok. Gişelere geldik. Hangi şeyden gişeye ceza yemeyelim. Ha yok, giriş gişesiymiş. Şükür. Yeriz ha burada. Bayağıdır son sürat biliyoruz yani. Bir mola veririm, orada toparlarım diye düşünüyorum da aniden gişe gelirse. Takip ediyorsunuz zaten ne kadar gaz bastığımı. Ben istiyorum ki değecek yerde basayım. Şu an bastığımda böyle çekip yürüyeceği bir şey olsa basayım. Böyle ben trafik denetleme zannettim. Basıyorum gaza. Dibine kadar bastım, bakalım düzde ne yapacağız. Dediğim gibi düzde 230 ya. Düzü bu yani. 6000 devirden sonra zaten tork düştüğü için düşüyor. Abicim lütfen ya. Lütfen ya. Lütfen ya. Ya. Gerizekalı. Abi dinleneceksen arabada orta şeritten git işte. 140-150. Bu pişmanlık yaşadı vallahi. Yakalarsam Oğuzları açarım size yine. Belki burada bir şeyler olur. Bu 120 yazan yerler hem bayır aşağı hem viraj oluyor ama arabanın hızlanması için iyi bence. Yeah.
yani. Yüzle gider gibi saatlerce giderim. Bakın burada zaten rüzgarlı şeyleri var. Erkenden frene basmanız lazım, onu söyleyeyim. Hiç düşündüğünüz gibi çabuk durmaz yani. Sen ne yapıyorsun ya? Skoda iyi gidiyor ha, helal olsun.
Hadi kardeşim hadi. Yok o yokmuş, bu yokuş değil. 1-2 kırk daha oldu senin için. Hadi görüşürüz, Allah'a emanet olun.